Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz çalışmaya başlayan öğrencilerimizle yeni başlayacak olanlar için yeni fikirler versin. İşte belki yeni başlayacak öğrencilere önceden, kurstan önce bir fikirleri olsun diye videolar çekiyoruz. Bugünkü konumuz da Enes. Hoş geldin Enes. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsın abi? Ben de iyiyim. Biraz kendinden bahset istersen öncelikle. Adım Enes. Soyadım Karabuz. Şöyle diyebilirim kendim hakkında. Bu kursa başlamadan önce bir sağlık öğrencisiydim. Ve doğrusu sağlıktaki atamalar şu olunca başka bir şey aradım. Kursa geldim, Emre abiden kursu aldım ve şu an desenatörüm diyebilirim kendim hakkında. Süper. Peki kursa başlamadan önce tam olarak ne iş yapıyordun, öğrenciydin dedin? Evet, sağlık okuyordum. Ve okulumu bitirdim diyebilirim. Tek bir dersim kadarıyla benimdi ama ben bizim bu sağlık okuduğum bölümü, ilk ve acil yardım programı okuyordum. O bölümün atamaları bayağı bir düştü. Hani KPSS'den 81 aldım ve atanamayacağım. Dolayısıyla benim bir iş yapmam gerekiyordu. Bir şekilde bir iş davranmam gerekiyordu. Ve normal bir şey istemedim. Kendime baktım, çizim hayatım olduğunu düşündüm. Ve dolayısıyla sizinle geldim, görüştüm. Süper. Peki kursa başlamadan önce tekstille, desenatörlükle herhangi bir alakam var mıydı? Hiç alakam yoktu. Daha önceden biliyorsunuz çok küçükken, çocukken, babam sayesinde web tasarım kursu almıştım. Fakat o zamanlar çok highlight'dim, hani pek üstüne düşmedim, öğrenmedim. Hı hı. Öyle kaldı. Fakat aklına yer edindi yani sizin aklınıza. Hiçbir bir alakam bilgim yoktu. Fakat bir şekilde bir yerle meslek öğrenmem gerekiyordu. Ve çizime yatkın olduğumu düşündüm aynı zamanda. Bize gelip görüştüm o konuda. Peki kurs aldın, desinatörlük kursu. Biliyorsun önceden web tasarım kursu almıştın. Bir web sitesi seninle beraber hazırlamıştık, internet sitesi yapmıştık. Hı hı. Ama ona devam etmedin. Neden web tasarım değil de desinatörlük? Açıkçası şöyle oldu. Web tasarım benim babam istemişti, ben değil çocukken. Onun sayesinde gitmiştim ama benim istediğim bir şey değildi o. Fakat ben daha sonra işte okulumu okuyup baktım hani atanamayacağım, bir sahibi olamayacağımı fark edince kendimi bir ölçtüm, tarttım. Hani ne gibi yetenekleri var, ne gibi ilgi alanlarım var. Ve ona göre nasıl bir iş sağlayabilirim, nasıl bir iş bulabilirim. Yani başarılı olacağım bir iş nasıl olabilir düşündüm. Ve kendim bildiğim gibi küçükken çizim yapıyorum bu konuda. Ve aslında bir şekilde çizim yaparak para kazanmak isterdim. Fakat günümüzde çizim dijital ortamda çizim yapınca daha çok para kazanıyor. Bunu hani rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer türlü çok başarılı olmak lazım. Çok düşük bir ihtimal. Ve aynı zamanda hem çizim yapabileceğim, çünkü bu konu etkilerim olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hem rahat bir şekilde iş yapabileceğim bir konu hakkında kendim gelişmem lazımdı. Desenatörlüğü biliyordum. Bu şekilde size görüşmüş oldum. İş bulman zor muydu, kolay mıydı? Nasıl buldun işi? Açıkçası kursu ben bitirmeden çıkmaya başladım. Kursa geldiğimde çok siz öğretiyordunuz ve ben de çalışıyordum. Çok da pratik yapıyordum ve bir süre sonra hani bu işi yapabileceğimi düşündüm. Hani ben artık hani oldum, ben bu işte artık hani yapabilecek seviyeye geldim dedim kendim hakkımda ve iş aramaya başladım. Bir ya da bir buçuk ay iş aradım. Ciddi manada her gün aramaya çıkıyordum. Hani fabrikaya gittim, CV'mi bıraktım o şekilde. Ve bu bir buçuk aylık sürecin sonunda iş bulmuş oldum. Nerede çalışıyorsun şu anda? Şu an Enkatex'te çalışıyorum. Orada desenatör olarak çalışmaktayım. Peki çalışmaya başladıktan sonra seni zorlayan bir şey, çalışma şartları ya da yeni öğrendiğin neler var? Neyi anlatabilirsin bize? Şimdi kursta sadece çizimi öğrendik. Çizim konusunda hiçbir sıkıntım olmadı. Gittim de orada çizmekte zorlanmadım. Fakat daha önce bir iş tecrübem yoktu. Hani çalışma ortamı nasıl olacağını bilmiyordum. Benim çalıştığım firma şablon üreten bir firma. Orada şablon şeklini öğrenmiş oldum. Bayağı bir aşamalarını görmüş oldum. Aslında bizim çizimimiz desenin direkt basılmadığını, önce şablonu çıkartıldığını görmüş oldum. O konuda bayağı bir katkısı oldu fakat siz cidden iyi öğretmişsiniz. Ben de aynı zamanda iyi çalışmışım diyebilirim, iyi pratik yapmışım diyebilirim ki yaptığım iş konusunda, çizme konusunda bir sıkıntım olmadı, pek bir zorlanmadım. Ekten birkaç şey öğrendim tabii ki ama çok güzel. Peki, rahat yani. Çalışmaya yeni başlayacak birisine ne önerebilirsin? Nereden başlasın? Açıkçası ben de bu çalışmaya başlamadan önce hiçbir bilgim yoktu. Bence kesinlikle bir şekilde bu işi bilen, iyi bilen, bu işte çok fazla örnek vereyim deneyimi olan, çok fazla çalışma tecrübesi olan, yıllarını adamış bir insanın eğitim alması gerekiyor. Çünkü öyle bir insan ancak bence iyi öğretebilir. Çünkü biraz ayrıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Kurs zaten bir bilgi birikimini birisinin satması olayıdır. Yani yıllardır bilgi biriktirdi ve o birikimi artık satıyorum olayıdır kurs. Evet. Bu işi yapmayan bir adamdan öğrenmek çok mantıklı değil. Kesinlikle mantıklı değil.
Evet. Yani sizin de bayağı tecrübeniz var, oyun aşkınlık sanıyorsam. Onun haricinde ben aslında kurs için, hani reklam amaçlı değil, bu kurstan başlamamda değil de azim mi gerekiyor, istek mi gerekiyor, yoksa parayı seviyorum, bu işin de parası güzel, o yüzden bu işi yapayım diyen herkes mi yapar anlamında sormuştum. Şöyle cevaplayayım o soruyu. Bence azim kesin gerekiyor. Çünkü çok farklı senaryo karşılaşabiliyorsunuz. Çok fazla farklı farklı çizebiliyorsunuz. İstek bence lazım. Çünkü bir lise başına oturup böyle çok ince işlerle uğraşmak, çok ince çizimler yapmak bence herkes yapabileceği bir iş değil. Bazen çünkü çizimlerde yoruluyorum, hani çizim gelmediği zamanlar da olabilir ki. Azim kesin gerekiyor. Çok çalışmak kesin gerekiyor bence. İnsanın kendini değiştirmesi için. Keyif almak gerekiyor. Keyif almak gerekiyor kesinlikle. Bence herkes yapabileceği bir iş değil. Peki. Ben sevdiğimi düşünüyorum, seviyorum. Bazen böyle çok bunalmanlar oluyor ama seviyorum her mesleği. Yani 7 ay önce de senatörlükle hiçbir alakan yoktu. Belki de ne olduğunu evet. bile bilmiyordun ve 7 ay sonra şimdi desenatör olarak çalışıyorsun. Evet. Sizinle bununla ilgili tecrübelerimi paylaşıyorsun. Katıldığınız evet. için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Reklam olacak ama ben çekinmiyorum. Bence Emre abi gayet iyi öğretiyor. Ama sadece yetinmeyin bence. Çok çalışın. Yani düşünüyorsanız bu kursa gelmeyin. Çok çalışmanız gerekmekte ve ki Emre abi de sıkıntısı olmasın. Her zaman destekçi ve yardımcı oldu bana. Ben kendisine verdiği emeklerine çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Boşa çıkarmadığın için. Bunu dedirtmek de benim için ayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Için. Tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Memnun oldum.